söyledi ve diğerini söylemek yasak değil ama bunu söylemek yasak diye koydu tepkisini ortaya. Bu ülkede every way that I can, I'll try to make you love me again. Every way that I can, I'll give you all my love and then. Every way that I can, I'll cry, I'll die, make you mine again. Söyleyebiliyoruz ama evet. Söyleyemiyoruz. Bu kadar. Çok da güzelmiş sesi Bursa evet. Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun. Evet. Şimdi bu konuyla şöyle yapalım. İsterseniz bir de Trabzonspor'la ilgili tamam, bir konu İyi var biliyorsunuz. Onun kutlamasıyla ilgili ve orada sahne alacak sanatçılarla Hı-hı. ilgili. Onu da bir görelim. Daha sonra da Canan Kaftancıoğlu ile ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasındaki sözleri var. Onlara da özellikle değinmek istiyoruz. Şimdi ne olmuştu? Trabzonspor şampiyon oldu ve bir afiş hazırlandı. Dün öğle saatlerinde de sosyal medya hesabından kutlamalara katılacak isimlerin yer aldığı, yani sahne alacak olan sanatçıların isimlerinin yer aldığı bir afiş paylaşıldı. Ve bu afişteki isimlerden biri de Yunan sanatçıydı. Çok özür diliyorum. Zor bir ismi var. Telaffuz etmekte zorlanacağım. Matthaios Tsahouridis. Fakat bir tepkiye neden oldu ve hemen arkasından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bu görselle ilgili şöyle bir paylaşımda bulundu. Twitter'dan Trabzonspor yönetimine seslendi. Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırım yıl dönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı dedi. Bu uyarıların, eleştirilerin arkasından da şampiyonu kutlamasında bu ismin Yunan sanatçının olmasından vazgeçildi. Trabzonspor yönetimi vazgeçti bu kararından. Sahneye çıkacak bir başka isim de Apulas Lermi'ydi. Asıl ismi Abdurrahman Lermi. O da tepki gösterdi bu karara ve Yunan sanatçı Matthaios Tsahouridis ile beraber paylaştığımız bir programdı. Eğer o gelmiyorsa ben de yokum dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu isim üzerinden olan biteni? Şimdi isim üzerinden olan biteni ne ilişkin temel bakış açım şu. Bu şeyde son yıllarda ortaya çıkan bir yaklaşım var memlekette. 12 Eylül tipi bir Atatürkçülük tekrar hortlamış durumda. Neden 12 Eylül tipi Atatürkçülük dedim? 12 Eylül rejimi Türk İslam sentezini meşru rejim haline, resmi ideoloji haline getirdi. Gerçekten de o dönemin Aydınlar Ocağı, böyle Türk İslamcı Aydınlar Ocağı ekibi böyle TRT'nin başına getirildi, üniversitelere atıldı vesaire. Yeni tip bir Atatürkçülük canlandırıldı. Kenan Evren'in de ağzından hiç bu esnada, yani tüm bunlar yaşanırken hiç Atatürk eksik olmadı. O yüzden Ferhan Şensoy'un ifadesiyle yanılmıyorsam, yani ilk o literatüre soktu. Rozet Atatürkçülüğü diye bir kavram uydurdu diyelim. Nedir bu rozet Atatürkçülüğü? Bir elinize rozeti takarsınız buraya, Atatürk rozetine. Ağzınızdan Atatürk'ü, Türk milliyetçiliğini eksik etmezsiniz ama tüm bunları yaparken aslında bu kavramların da altını boşaltırsınız, apolitikleştirirsiniz, derinliğini azaltırsınız. Fakat milyonlarca insanı da manipüle edersiniz. Ne kadar güzel Atatürk diyor, ne kadar güzel Türk diyor, şu diyor, bu diyor. Böyle bir yeni Atatürkçülük üredi. Buna bir kere bence dikkatli olmak lazım. Mesela şöyle mesajlar alıyorum. Atatürk çizgisinde bir parti isteriz diyor. Nasıl tarif ediyoruz peki bunu? Atatürk çizgisinde parti mesela... Şeye ilişkin ne diyecek? Aynur Doğan'a ilişkin ne diyecek mesela? Şarkıyı söylesin dese de bence bir sıkıntı yok ideolojik olarak Atatürk çizgisiyle. Söylemesin dese de bir sıkıntı yok. O yüzden böyle bayraklılığını yapan, 12 Eylül tipi bir Atatürkçülüğü bayraktarlığını yapan gruplara karşı bence uyanık olmakta fayda var. İkincisi sanatçılara ilişkin bir vasat hakim oldu. Nedir o vasat? Sanatçı, eskiden eleştirildi bu devlet sanatçıları diye bir şey vardı. Ve birçok sanatçı bu devlet sanatçılığı neymiş, devletin sanatçısı mı olur diye eleştirirdi bu konuyu. Bayağı popüler sanatçılar da bu konuyu eleştirirlerdi. O yüzden sanatçı biraz toplumdan ayrı yaşardı ve bunu da hoş görürdük. Yani geniş kesimlerin çok sevdiği sanatçılar bazen aykırı çıkışlar yapabilirdi. Yapalım. Bunu da makul karşılardık. Şimdi hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Tümüyle tek tip bir sanatçı yaratmak istiyor. Bir muhafazakar sanat anlayışı dayatılıyor. Seversiniz, sevmezsiniz, dediklerine katılırsınız, katılmazsınız. Ama onun yaptığı şeye engel olamazsınız. Çünkü onun duygusuna ket vurmaya çalıştığınız anda sanat iklimi memleketin kuruyor. Zaten de öyle oluyor. Allah aşkına şu anda memleketin böyle ulusal ölçekte bir şeyi var mı? Hepimizin sahiplendiği böyle sanatçıları var mı? Azalmaya başladı, çıkmıyor artık. Bu tablo memleketi bana kalırsa çöle döndürüyor. Evet, gerçekten. Şimdi ne aklıma geldi sen söylerken? Açılım süreciydi, hatırlarsınız. Dolmabahçe'de Erdoğan o zaman başbakan bir takım sanatçıları topladı. Zaten çeşitli grupları toplayıp işte bu açılım süreci ne olduğunu anlatıyordu. Sanatçıları da topladı. İşte bir takım. Onlara bir takım eleştiriler geldi. Hani Erdoğan'ın peşine takılmak gibi bir eleştiriler gelince hiç unutmuyorum, Erdoğan çıktı şöyle dedi, hani sanatçı bey bunlar sizin gibi düşünmek zorunda mı? Katılırsınız, katılmazsınız dedi. Bravo. Sözü o zaman söyledi tabii. Şimdi söylüyor mu? Hayır. MHP liderine sormak lazım. Aynı sözü söylüyor musun? Yani o sanatçılara katılırsın, katılmaz. Ama senin gibi düşünmek zorunda mısın derken, evet artık bizim gibi düşünmek zorundasınız'a geldi iktidar. Evet. Yeni ideolojisi bu olmaya başladı. Bu yüzden biz bu sıkıntıları çok yaşayacağız. Yani işte o okula gidip çocukları da alacaklar gözaltına. Sen bunu yaptın diye. Cumartesi. Böyle protesto yaptın diye. Cumartesi annesini de alacaklar. Yani bu sanatçılara da daha bir baskı olacak. Ha, eleştirel sanatçı olacak. Kürtçe söyle diyecekler. Her sanatçıya bir kılıf bularak toplumu şekillendirmek hakikaten o dönemde de Nadi yazmıştı gardırop Atatürkçülüğü diye. O gardırop tekrar açıldı galiba. Açıldı. Evet. Hayır, bunların yaptığı Atatürkçülük de değil yani. Bunlar bir düzeni korumak, yani öyle bir rejim kurdular ki 2018'de. Şimdi o rejim her yerden patlak verdi. Ve gidemiyorlar. Geri de dönemiyorlar. Yani olmadık. Yani partili cumhurbaşkanı olmadı. Kabul ediyoruz diyemiyor Bahçeli. Ekonomide bu yanlışları yaptık. Kabul ediyoruz diyemiyor. Bahçeli de ya dönüp de saraya diyemiyor ki ya tamam seni uyduk da. Bak şey diyor ki, Allah aşkınıza söyleyeyim. Nebati diyor ki bakan, 2 yılda gösterdiğimiz büyük başarılar dünya takdirle karşılıyor. Doğru, 2 yılda 3 ayrı ekonomik politikası izledi. Değil mi? Bir şey vardı, Albayrak vardı, döviz satarak piyasayı tuttu, faizi indirdi. Olmadı dediler, yerine o gitti, Merkez Bankası Başkanı'na gitti. Naci Ağabey geldi, yükseltti, faizleri yükseltti. Sonra Çağap Bey geldi, yine faizleri aşağı indi. Hangisi doğru bunların? 3 ayrı politika izlemedik mi? 2 yılda diyor, 2 yılda gösterdiğimiz büyük başarı. Hangisi başarı? Bana bir tanesini söz. 2 yılda başarı, 2 yılda 3 ayrı ekonomik politika izlemiş. İşte İkisi birbirine yakın. Birisinde paran çokmuş. 128 milyar doları böyle satmış. O mu başarıydı? Bu mu başarı? İşte bu mu başarı? Soran çıkmayınca karşılarına aslında rahat rahat konuşabiliyorlar. Yani çünkü sorabilecek birisi. Başarı ne? İşte o yüzden Türkiye çok sıkıntılı. İşte bu Atatürk ağızlara pelesenk ediliyor, toz kondurulmuyor, efendim tartışmalar. Keşke buna Atatürk'ü pelesenk etseler. O zaman neden MHP lideri yapmıyor? Ya, tepki göstermiyor. Şöyle bir sorun da yok. Yanlış anlaşılmasın. Yani memlekette çok yükselen bir Atatürkçü dalga yok. Hayır, sadece böyle bir şey üredi. Tam tersine, hatta işte Atatürk Havalimanı'nın yıkılması aslında bir yandan da bir hatıraya ket vurmak anlamına geliyor. Yani şeyi de saldırgan. Atatürk Havaalanı millet bahçesi yaparak durumu kurtaracaklarmış. Evet. Ha, öyle mi diyecek? Evet, adı öyle olacak diyorlar ve böylece bitti diyorlar. İşte. Bu Trabzonspor'un kutlamasına davet edilecek olan sanatçıyla ilgili mesela Trabzonspor yönetimi bu ismi, şimdi Zafer Özal diyor ki hani bu Pontus Rumcu bir şeyi, ismi davet ediyorsunuz, bilmiyorsanız söyleyeyim de diyor, bir Fenerbahçe dosttan uyarı gelsin size diyor. Kötü şeyler olur gibi. Hani Trabzonspor'da hemen arkasından daha doğru deyip iptal ediyor, çıkarıyor. Yani baştan mı acaba düşünmedi, düşünemedi ya da hayır hiç fark etmez. Yok, benden baştan tanımıyorlardı. Bilmiyorlardı. Ama oradaki konserde hakikaten Trabzon'da bir tepkiye neden olabilirdi. Ha, keşke olmasa tabii. Yani tabii, keşke hiç bunlar konuşulmasa. Zaten düşünülmese bile. Bu mesele, dün dediğim meseleye ben şey yapıyorum, arkasındayım. Ama zaten bu mesele. 19 Mayıs'ı da öyle görüyorsa, 19 Mayıs'ın yıl dönümünde gören bir sanatçıyı da çağırıyorsa ve bu belgeli ise Trabzon'da 19 Mayıs günü gidip de 19 Mayıs 1919'u Pontus işgali olarak gören bir sanatçı da Trabzonspor, Trabzon'a davet ediyorsa burada bir sorun var demek.